Tarihi sadece bulunduğunuz noktada okursanız, tarihi sadece size öğretilen bir kesit üzerinden okursanız, o aslında tarihten ders çıkartma, ders alma, ibret alma olmaktan çıkar. Bazen sizin elinize bir süngü olabilir, bazen de sizi tehlikeye doğru çeken, çukura doğru iten bir durum olabilir. O yüzden tarihi bir bütünlük içerisinde okumak gerekiyor. Nitekim Osmanlı Arapları kitabımda sizin sorduğunuz soruların birçoğu veya Evet. aklınıza tedavi eden soruların birçoğu o kitabın içerisinde Hatta dönem dönem böyle özel evet olarak var işlenmiş. Evet. zaten. Elbette okuyucularımız veya buradan seyredenler bu konuların bir kısmına vakıf ama bir kısmını da geniş olarak orada görebileceklerdir ama biz burada yapmak istediğimiz şey bu bütünlüğü yani tarihi bütünlüğü hatırlatmak ve geçmişe doğru bir seyahat yapmak. Ve bu seyahat sırasında her seyahatte olduğu gibi var olan güzellikleri işte bir trene biniyorsunuz ve bir yere doğru gidiyorsunuz. Evet. Bazen çorak bir alandan geçiyorsunuz. Hayıflanıyorsunuz, üzülüyorsunuz. Sonra birden bir vadiye giriyorsunuz. Her taraf yemyeşil, ağaçlar, sular. O zaman büyük bir hayranlıkla bakıyorsunuz. Sonra karanlık bir tünele giriyorsunuz. Aslında tarih böyle bir şeydir. Dolayısıyla İçinde acı vakalar da var, tatlı yanlar da var. Evet. kesinlikle. Dolayısıyla sadece birini alırsanız veya o gördüğünüz bir hadiseyi anlatırsanız ya da sadece tüneldeki karanlığı anlatırsanız tarihi anlatmıyorsunuzdur. Başka şey anlatıyorsunuz. Ama tarih de buna o kadar müsait ki hocam. Yani öyle geniş bir ilim sahası. Elbette. Dolayısıyla Türk-Arap ilişkilerini anlatırken maalesef genellikle biz böyle bir hataya Bu düşüyoruz. özellikle Türk-Arap ilişkilerine mi şeydir hocam, Yani nadirdir? bir tarihin birçok alanında var ama özellikle modern çağlarda ulus devlet mantığıyla birlikte gelişen Evet. bütün tarih anlatılarında bir ben ve öteki var. Öteki ne? Ben hep güzel manzarada seyahat ediyorum ama öteki hep nedense karanlık bir Doğru. tünelde karşıma çıkıyor. Yani bu Fransız tarihinde de, İngiliz tarihinde de, başka yerlerde de var. Tabii bunu kısmen aşabilmiş veya kısmen farklı bir şekilde yorumlayabilmiş. Hatta bu anlamda en iyi ülkelerden bir tanesiyiz diyebiliriz. Ama maalesef sizin söylediğiniz gibi özellikle son yıllarda başka nedenlerden dolayı tarih üzerinden bir hesaplaşma Evet. ve işte Araplar ama sadece Araplar değil gittiği bir yabancı düşmanlığına evrilen bir anlatı, bir hikaye, bir eylem oluşmaya başladı ki bunun Çok belki tehlikeli. toplamına ırkçılık ya da yabancı düşmanlığı diyebiliriz ki bu tabii aynı zamanda tarihi yanlış okumaya da sevk Doğru. edebilir. Şimdi bu gözlükle baktığınızda yine geriye doğru tarih okurken belli kesitleri alıp sizin söylediğiniz gibi veya bize çeşitli zamanlarda söylenen işte Araplar bizi arkamızdan vurdu Bu da bir klişe hocam. Hiç bitmeyen bir klişe. ifadesi ortaya çıkar. Şimdi bu da tabii yani uzun uzun konuşulabilir örnekler var. Yani bu Arnavutlar için de söyleyebilirsiniz bunu. Tabii. Efendim başka unsurlar için de söyleyebilirsiniz. Şu anda biz bütünlük içerisinde yaşadığımız bazı toplumlarımız için de bunu tekrar edebilirsiniz. Hoş olmadığı için ben isimleri söylemiyorum. Şu ülke veya bu ülke. Ama bunlar o anlık işte o karanlık tüneli tasvir etmekten başka bir şey değil. Evet. Ama siz o bütünlüğü görürseniz o bütünlük içerisinde elbette ki buna benzer bu tür tasvirleri yapabileceğiniz, olumsuzluklar görebileceğiniz gibi daha büyük bir sistem de görebilirsiniz. Şimdi biz büyük ölçüde Osmanlı tarihini Anadolu'ya sığdırdık. Yani sanki Anadolu'da kurulmuş bir Osmanlı Devleti var ve Anadolu'da oluşmuş ve Anadolu tarihi olarak Evet, yani algıladık. Cumhuriyet anlatısı biraz öyle bir sanki tarih Evet, anlatısını ortaya çıkarttı yani ister tabii istemez. yani biraz da gerekçe veya sığındığımız gerekçe o. Yani bir ulus Evet. devlet tarihi oluştururken o dar sınırların içerisinde bir Osmanlı İmparatorluğu veya devleti tahayyül ettik. Halbuki Osmanlı Devleti dediğimiz zaman bir tarafı
Balkanlara, Orta Avrupa'ya kadar neredeyse uzanan, diğer tarafı Kuzey Afrika'ya kadar fiilen ama daha ileri Batı ve Doğu Afrika'ya doğru nüfuz olarak uzanan, diğer tarafı Kafkaslar'da da etkin bir şekilde önemli alanlarda etkin olabilmiş büyük bir devletten, bir coğrafyadan bahsediyoruz. Şimdi eğer siz bu tarihi anlamak istiyorsanız Balkanları da, bugünkü modern Orta Doğu ve Arap coğrafyasını da, Kafkasları da bilmek zorundasınız ki Osmanlı Devleti denen kavramın altını doldurabilirsiniz. Bu konuda son yıllarda bir takım çalışmalar yapanlar da var. Yani onların tanımları var. Benim kitabımda da o konuda onlara da referans verdim. Aslında Osmanlı tarihini bir ekosistem olarak değerlendiriyorlar. Yani ekosistemde bir bütünlük vardır. Bir şeyi çekerseniz diğer tarafı eksik kalır, anlatamazsınız, anlayamazsınız. Bu açıdan bizim çok erken dönemde, yani ilk Müslümanların Çin sınırlarına kadar yaptığı akınlarda belki başlayan karşılaşma ama asıl ağırlıklı olarak erken Orta Çağ'da Selçuklularla birlikte başlayan çok daha yakın bir ilişki tesis edilmiş Arap dünyasıyla veya başka bir ifadeyle, daha anlaşılır bir ifadeyle Türkler İslamlaştıktan, İslam'ı benimsedikten, Müslüman olduktan sonra tabii olarak kendilerinden önce Müslüman olan unsurlarla irtibat ve ilişkilerini geliştirdiler. Bu ilişki bazen çok büyük sonuçlar, olumlu sonuçlar verdiği gibi bazen bir takım Medcezir gibi sorunlu durumlarda meydana getirmiştir. Ama İslam medeniyeti diye bahsettiğimiz genel olarak, yani erken dönem As-ı Saadet diye tanımladığımız peygamber ve Ulefa-i Raşid'in devri ve arkasından gelen diğer ilk Müslüman devletlerinden bugüne kadar İslam medeniyeti içerisinde en aktif, en etkili ve bu medeniyetin tesis edilmesinde en büyük rolü üstlenen aktörler de Türkler olmuştur. Evet. Bunu kimse inkar edemez. İşte bu rolü üstlendiğinde de tabii olarak çevresindekilerle birlikte bunu yapıyor. O insanlarla bu işi yapıyor. O insanların altyapısıyla, geçmişiyle, birikimiyle bunu yapıyor. Dolayısıyla bir noktada Arap tarihini öğrenmek, İslam tarihini öğrenmek anlamında kullanılabilecek bir argümandır. Türk tarihini öğrenmek olarak kullanabileceğimiz bir argümandır. Bu yüzden belki Selçuklulara kadar inip aktif dönemi ele almak gerekiyor. Ama bu mirası Osmanlılar devralmıştır. Yani Selçuklular uzun ömürlü devlet olmadığı için önce Büyük Selçuklular birkaç parçaya bölündü ve enteresan olan da şudur ki bizim tarihimizde düzenli, tertipli devlet kurucu olarak gördüğümüz en önemli devlet Selçuklu Devleti'dir. Ve bugüne kalan miras, devlet mirasının büyük bir çoğunluğu, her ne kadar Orta Asya'da geniş bir devlet mirası olsa da ağırlıklı olarak Selçuklu'dan söz ediyoruz. Fakat bu çok uzun bir süre değil, 1,5 asra yakın bir süredir. Ve bu Selçuklu Devleti de varlığını 1071'e kadar Anadolu'da değil. Doğru. Bugünkü Arap coğrafyalarında sürdürdü. Kısmen evet. Horasan ve İran coğrafyasında sürdü. Evet. Yani hatta bölündükten sonra baktığımızda Kirman Selçukluları, Irak Selçukluları, Suriye Selçukluları ve nihayetinde Anadolu Selçukluları evet. diyoruz. Yani şimdi ilk coğrafya Türklerin de ilk coğrafyası ya da Selçukluların da ilk coğrafyası da aslında yine Arapların olduğu coğrafya. O coğrafya. Doğru. Dolayısıyla siz o coğrafyayı ve o coğrafyadaki gelişmeleri ve etkileşimleri yok sayarak bir tarih oluşturamazsınız. Eksik olur. Yani uzaydan bir anda buraya inmedik yani. Böyle yani büyük bir ortak bir tarih var ortada. Ortak bir tarih var. Ve tabii bu miras, yani Anadolu Selçuklularının da dağılması, Anadolu'da beyliklerin ortaya çıkması vesaire süreci içerisinde Osmanlı Beyliği'ne
intikal eder ve Osmanlı Beyliği ilk etapta Anadolu'da kendini güçlü bir şekilde koyduktan sonra hızlı bir şekilde Selçuklu mirasını sahiplenir. Tekrar sahiplenir. Evet. O büyük Selçuklu mirasını sahiplenir ve ben bu kitabın girişinde kısmen ondan da değindim. Ama bu kitabınız tabii 18. yüzyılı. Hayır, o kısmı, bu kısmı özellikle giriş kısmında bir metodoloji olarak sunuyorum. Yani diyorum ki yani bu miras üstlenilmiştir. Eğer Büyük Selçuklu'nun ulaştığı coğrafyayla Osmanlı Devleti'nin ulaştığı özellikle yani kastettiğimiz bugünkü Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya da Arap coğrafyasını üst üste koyduğunuzda aşağı yukarı aynı coğrafya olduğunu görürsünüz. Yani bu atamdan kalan bir miras ve ben burada varlık göstereceğim mantığı belki hani bazen insan bunu Söğüt'te ki o hani dar kapalı bir alanda ufkun görülmediği bir yerde düşünülmüş müdür diye kendi kendimize sorgulayabiliriz ama yani orada düşünülmemişse bile yavaş yavaş Söğüt'ten çıktıkça, genişledikçe bu düşünce ortaya çıkmış. Yani